77. Kan Film Festivali'ne katılan Türk oyuncular Hande Erçel, Pınar Deniz, Meryem Uzerli, Birce Akalay, Özge Özacar ve Dilan Çiçek Deniz, festivaldeki cesur kıyafet tercihleriyle dikkat çekti. Ancak, bu tercihleri bazı meslektaşları tarafından eleştirildi. Başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kana katılan oyuncuların tarzlarını hedef alarak sert eleştirilerde bulundu. Dermancıoğlu, Instagram hesabından yayınladığı videoda festivale katılan oyuncuların kıyafetlerini yarı çıplak olarak nitelendirerek keşke çıplak yürüyüşler yerine iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben utandım ifadelerini kullandı. Dermancıoğlu, Türkiye'yi temsil eden oyuncuların kanda daha etkili bir iletişim kurmalarını ve festivale sadece şık görünmek için değil, aynı zamanda konuşmalarıyla da katkıda bulunmalarını arzu ettiğini belirtti. Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri ispatlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz Türkiye'de develerle gezmiyoruzu kanıtlamaya çalışıyoruz, diyen Dermancıoğlu, eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Dermancıoğlu, kendi adının kanda olmasının daha uygun olacağını dile getirerek, oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında kanda benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik, ifadeleriyle sözlerini noktaladı. Esra Dermancıoğlu'nun bu eleştirileri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kimi kullanıcılar Dermancıoğlu'nun düşüncelerine katılırken, bazıları da festivale katılan oyuncuların kıyafet tercihlerini savunarak özgürce giyinme haklarını vurguladı. Cannes Film Festivali, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak kabul edilirken, kırmızı halıdaki kıyafetler ve ünlü isimlerin görünümleri her zaman dikkat çekiyor ve tartışmalara neden olabiliyor. Bu yılki festivalde de Türk oyuncuların kıyafetleri bu tartışmaların odağına yerleşmiş durumda.